Efendim, öncelikle çok teşekkür ederiz size. Niye? Bana para verdin ya, onu diyor. Olur canım, önemli değil. Ya. Olur böyle şeyler. Yani sayenizde rüya gibi bir balayı yapacağız. Balayı mı yapacaksınız? Hani senin paraya acil ihtiyacın vardı Özlem. Balayı için mi benden bu parayı istedin? Aslında düğün için kullanacaktım ama. Ama sonra ben muhteşem bir fırsat gördüm. Bir Avrupa turu gemiyle. Özlem de ne zamandır istiyordu. Bıktı kadın uçuş. Hazır paramız da var, alalım dedim. Oh. Paramız da var. Alalım dediniz. Sizin verdiğiniz para yani. Harika. Affedersiniz Sertaç Bey. Şu fırsat var ya, hani gemi fırsatı. Acaba o gemi fırsatının hangi fırsat olduğunu bana gösterebilir misiniz rica etsem? Tabii. Şuna bakar mısın? Kocaman gemi, görüyor musun? Güzelliğine bak. Buraya gideceğiz balayına. Tuna! Ay! Tuna abi! Tut! Ay, örtemem. Nabız atıyor. Ya Özlem! Ya Merve de çok istiyor. Ne olur yalvarıyorum sana, ne olursun ya. Çocuğumu bahane etme bana. Ne kadar ayıp şu yaptığın ya. Sana yemin ediyorum, bahane etmiyorum. Zaten bu geziye gitmemizi en çok Merve istedi. Ya o yüzden bu geziye gidiyoruz. Bak gitmezsek çok üşütecek Merve. Yemin ediyorum sana ya. Ya Sertaç. Hayatım, çocuk bu. İlla bu gemide tatil yapalım diye tutturmaz ki. Başka gemide de yapabilirler. O da doğru, haklı yani. Hem bizimkisi balayı suite efendim. Suite'imizi size veremeyiz, kusura bakmayın. Git suite'ini başka yerden al. Niye bu gemiden alıyorsun suite'ini? Suite mi kalmadı? Efendim biz fırsattan aldık. Bütçemiz ancak buna yetti. Açtı bile hatta. Bir de hala bütçemiz yiyor. Benim paramla aldın o suite'i sen. Şşş, çirkinleşme. Devam mı? Kendi parası, benim paramla aldın o suite'i. Tamam, ödeyeceğiz. Param deyip duruyorsun ya. Siz almasaydınız, ben sana vermeseydim o suite'i ben alacaktım. Ödeyeceğiz diyorum. Ödeyeceğiz borcumuzu Tuna abi. Ödesen ne olur ki? Ödeseniz ne olur ki? Zaten kalmamış. Bitmiş. Allah Allah, iyi olmuş. Ben geldim. Merhaba. Özlem Hanım'la Sertaç Bey de buradaymış. Hoş geldiniz. Şey Gönül, Merve'yi çok şey yapmışlar da onu bir görelim diye ikisi gelmişler. Yo, Merve'yi görmeye gelmedik. Sertaç. Yalan mı söyleyeyim hayatım? Ne oluyor burada Tuna? Niye gelmişler peki? Niye gelmişler? Nasıl niye gelmişler Tuna Bey? Yani ben buna daha fazla seyirci kalamam. Sertaç sus. Susamam hayatım. Göz göre göre eşine, biricik hayat arkadaşına yalan söylüyor. Tuna! Evet Tuna, bir açıklama bekliyorum. Ne oluyor burada? Hı? Durduk burada, çay içiyorduk. İçmiyormuşuz. Çay içebiliriz diye düşündüm ben. Hani içelim mi diye şey yaptım onlara. Çay en iyisi dedim, bir çay içelim. Ben gidip çay yapayım. Çay istemiyorum. Otur. Kimse istemiyor hiçbir şey. Otur. Kahve yapayım ben Gönül. Kahve falan da istemiyoruz. Oturur musun Tuna? Sana ıhlamur yapayım mı Gönül? Böyle müsekkin etkisi vardır onun. Rahatlıkla. Hadi Sertaç, biz de kalkalım. Çok isabet olur. Hadi siz de yavaş yavaş kalkın bence. Kalkamam hayatım. O kadar tatlı getirdik. Ucundan bir tadına bakmayalım mı? Sertaç ayıp mı diyorsun? Kalk hadi. Siz neden geldiniz buraya Sertaç Bey? Geçerken uğramışlar Gönül. Öyle dedin. Yani geçerken uğradık dedi. Ya neden Gönül Hanım'ın gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz? Sertaç. Onun için uğramadık efendim. Niçin uğramıştınız efendim? Efendim Tuna Bey Özlem'e borç vermişti. Hem teşekkür etmek hem de bugün ödeyemeyeceğimizi söylemek için uğradık. Ya sen niye söylüyorsun? O kendi söylesin karısına, sana ne ya? Ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim? Boş mu oldun sen? Sonra konuşacağız seninle. Bana şu çıktıları ver de hadi artık. Ne çıktıymış kardeşim bu da? Versene hadi artık çıktıları. Dizem iyi geldi zaten Gönül. Tam ben onları basayım da sana vereyim derken bir baktım Sertaç Bey ile Özlem Hanım geldiler. Onlar şey yapınca ben basarım sana şeyleri yani. Yok artık. Sertaç. Hayatım, bizim evliliğimiz böyle olmasın. Lütfen bana söz ver. Söz veriyorum, olmayacak. Ben de kendi adıma sana yalan söylemeyeceğime söz veriyorum hayatım. Biliyorum aşkım. Evet. Çıktıları bekliyorum Tuna. Hadi ver artık şu çıktıları. Misafirler gitsin. Ondan sonra şey yaparım ben. Tuna! İki dakikalık iş. Çıktıları al getir buraya. Aa, ne uzadı bu iş ya? Gönül, bizim yazıcı bozulmuş. Değil mi herhalde?
Bir şey oldu yani, mürekkebi bitmiş olabilir. Basamadım, sonra basarım ben onu. Tamam. Bir şey yapınca yani. Sen onu bana mail at, ben Meltemler'de hallederim. Çünkü sen zaten halledemeyeceksin galiba. Yok, şey yaparım ben yani, mürekkebi bitmiştir onun. Alırım ben yarın şeyini, koyarım yazıcının. Basarım canım onun için. Tuna, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ay canım, ne saklayabilirim ki gönül ben senden? Bu kadarı da fazla ama. Sertaç, sakin. Sakin olamam hayatım. Ya Gönül Hanım, bildiğiniz yalan söylüyor. Hem de hiç utanmadan, sıkılmadan. Serdar, sakin. Özlem, bunu al götür buradan. Yoksa bak çok fena olacak. Sen benim tersimin ne olduğunu bilirsin Özlem. Ya hiç bilmiyorum tersini versini ben senin. Ne yalanı bu Tuna? Ne yalanı Gönül? Kim yalan? Ne alakası var? Öyle mi o? Aa! Bal gibi de alakası var efendim. Yalan söylüyor Gönül Hanım. Ne? Tuna Bey o istediğiniz gemi tatilini almamış. Şimdi de gemide yer yok. Kıvır kıvır kıvranıyor. Yani rezervasyon falan yok. Yalan hepsi. Tuna! Ay, beğendin mi yaptığını? Ah bayıldı gene. Tuna! Abi, bu kadar yalanı kaldırmadı bünyesi. Evet. Açıklama bekliyorum Tuna. Biz kalkalım Sertaç. Evet evet hayatım. Burada bize ihtiyaç kalmadı artık. Gidelim. Bu arada çok teşekkürler Sertaç Bey. Sayenizde gerçeklerle geç olmadan yüzleştim. Rica ederim efendim. Ne zaman istersiniz? Tatlı getirmiştik. Tatlı yersiniz, tatlı konuşursunuz. Şimdi bu kadın, bizim biriktirdiğimiz parayla benim hayalini kurduğum gemi tatilini mi yapacak Tuna? Tam öyle olmasa da hani şey olarak yani ben nasıl derler hani... Aferin Tuna, aferin. Tamam Gönül, yani haklısın ama ben hallettim yani bir kısmını. Şöyle yapıyorum yani Haluk'la konuştum. Yani onlar kendi kameralarını bize veriyorlar. Yani dolayısıyla hani onların gelmiyorlar ama böylelikle biz gidebiliyoruz yani. Oo, maşallah. Arkamdan planlar çevrilmiş. Çocuklar ne olacak Tuna? Ben onu halledeceğim Gönül bir şekilde. Bir süre benle konuşma Tuna. Gönül, Gönül bak ne diyeceğim. Efendim Özlem, yani şu anda pek konuşacak durumda değilim. Kusura bakma yani ne olursun, acil değilse sonra konuşalım olur mu? Çok kısa ve çok önemli Tuna. Ne oldu, hayırdır? Ben Sertaç'la konuştum. Tatil paketimizi biz size vereceğiz. Bak yanlış anlama, kızım için. Nasıl ya? Evet, bizim yerimize siz gidin. Sertaç gereki değişiklikleri acenteyle konuşup halletti. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam sağ ol. Gönül, 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 Gönül dur. Bak Gönül, Gönül, Gönül. Tuna sen anlamak istemiyorsun galiba. Önemli olan tatil değil ki. Çocuklara da anlatırdık bir şekilde. Önemli olan senin bana yalan söylemiş olman. Gönül ne olursun ya, kusura bakma, özür diledim kaç defa. Yani bir daha olmayacak, sana söz veriyorum. Bak ama her şey tatlıya bağlandı Gönül. Haluklar odayı verdiler. Özlemler de veriyor. İki tane odamız oldu. Rahat rahat gidebiliyoruz artık. İstemiyorum ben. İstemiyorum. Tatile falan gitmek istemiyorum. Soğudum ben bu tatilden. Ama Gönülcüm bak şimdi. Tuna istemiyorum dedim. Niye anlamak istemiyorsun? Ya o kadar uğraştım, sonunda hallettim işte. Uğraştınsa uğraştın. Ne yapayım? Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey söylerdim ama neyse. Nasılsınız? Şimdi. İyiyiz çocuklar. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Ne yaptınız? Nasıl geçti gününüz? Bayağı güzeldi. Bugün okulda hangi meslekleri yapacağımızı konuştuk. Hatta seçtik. Yani ileride hangi mesleklerde çalışmak istiyoruz şimdiden belirledik. Hedef koyduk yani. Çok iyi yapmışsınız. Çok güzel. Tebrik ederim sizi çocuklar. İnanın bana hedefsiz insan rotasız gemiye benzer. Gemi demesek? Ben uçak anlamında gemi dedim Gönül. Uçak? Ya uçak gemisi. Yani gemisiz uçak. Uçak olarak yani. Peki ne olmaya karar verdiniz? Ben futbol hakemi olmak istiyorum. Ya ben zaten en sporcu olacağım. Yani başka bir şey düşünmüyorum belli. Şu yeni taşınan komşulara bir uğrasak mı acaba? Bir şeye ihtiyaçları var mı diye sorsak mı? Eko yarın gelecekler dedi. Ha iyi tamam. Emine! Kedim. Gönüller Merhaba Emine. Aa Tuna Bey yaşıyormuş. Merhaba Haluk. Ne haber canım? Ne haber? Nasılsın Meltem Bey'im? Sen nasılsın? Sağ ol.
İşte Tuna'nın rezillikleri hariç iyiyiz. Bak Emine bile dalga geçiyor. Yo, o anlamda demedi o Gönül. Yani şey anlamda dedi. Hani sağ salim hani şey oluyor ya ondan dedi yani. Dominant teyze öğrenmiş bakıyorum. Sorma abiciğim öğrendi. O zaman biz konuyu değiştirelim. Ne içersiniz, çay kahve? Ben kahve içerim. Ben de Gönül ne içerse onu içeyim ben. Sen ne içersem onu içemezsin. Ona çay getir. Niye öyle yapıyorsun? Emine'cim, Haluk da çay içer. Sen bize iki kahve, iki çay getir. Tamam, tamam. Değiştir, değiştir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.